Taşın adı Midyat. İlk kez bu şekilde yazıldı bu kadim şehrin adı. İlk kez Asurlular 3000 yıl önce Yatuların ülkesi anlamında Matiyatu dediler bu şehre. Ve binlerce yıl, onlarca medeniyet gelip geçti bu topraklardan. İsmini değiştirmeye kıyamadılar bu şehrin. Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller, Helenler, Romalılar, Artuklular, Osmanlılar ve ismini sayamadığımız onlarca kadim medeniyet hep Midyat dediler ve bir taş eklediler tarihin şehrine. Midyat her dilin, her dinin, ebrulü renkler misali iç içe geçtiği bir tablo olmuştur dünden bugüne. Midyat, taşın şehre dönüştüğü, mesken olduğu bir sığınağı olmuştur medeniyetlerin. Kalker taşı, milyonlarca yıllık bir birikim ve yaşanmışlıkların katman katman birikmesiyle oluşan bir şahididir dünyanın. Tortul bir kaya türü olan kalker, her katmanında farklı bir rengini, farklı bir öyküsünü saklar dünyada varoluşların, yaşanmışlıkların. Midyatlıların deyimiyle katori taşı, dokunulmayı, nefes almayı, bir parçası olmayı sever insan hayatının. İnsanoğlu var edildiği günden beri kendini ve kendisine ait olan bir şeyleri hep yarına, geleceğe ulaştırma, miras bırakma duygusu ve isteğiyle yaşamıştır. Doğadaki her materyali kullanmıştır. Ama hep dünya ile yaşıt olana geri dönmek zorunda kalmıştır. Kullanılan her şey tarihin zorlu yollarında kaybolup silinirken taşa işlenmiş, taşa anlatılmış her söz, her dokunuş bin yıllara inat geleceğe ulaşmış, geleceği var etmiştir. Her medeniyet, taştan aldığı bir parçanın yerine kendinden bir şeyler katarak bugünlere kadar şekillendirmiştir taşı. Kalker taşı da insanın dokunmasına hep müsaade eden, onunla yaşamayı kabul eden yapısıyla şekillenmiş, geçmişin yaşanmışlıklarını ve mirasını bize ulaştıran toplumsal belleğimizin en önemli unsuru haline gelmiştir. Dağların saklı hazinesi olan kalker taşı, ilk ışıkla tanıştığında su gibidir. Ona söylediğiniz her şekli kabul eder, siz olmayı sever ve yaşar. Güneş ona dokundukça, onu renginde boyar ve güçlü kılar. Midyat taşı insan gibidir. İnsana benzer. Yıllandıkça kadim bir edaya bürünür, daha güçlü durur yaşamda. Küçük evlerde büyük yürekleri ısıtırken, büyük köşklerde kimsesi olur yalnızlıklarımızın. Kilise ve camilerdeki her renkte duayı kadim bir sessizlikte dinler. Yarın için saklar duyguyu, dokunduğu her şeyi. Sonra köy olur, şehir olur taşın öyküsü. Bu öyküye kulak veren Midyat, eskiyi en kıymetlisi olarak saklarken, yarına daha güzel bir gün bırakmak adına yeniden kalker taşıyla işlemekte hayatı. Herkese bir davet bu. Gelin bugüne daha çok şey katın. Gelin Midyat taşına anlatın yüreğinizi. Yarına bırakacağınız her sözünüz kadim bir miras olsun.